Evet efendim, şimdi bu Brexit süreci, kafaları karıştıran Brexit sürecini şöyle bir yalın haliyle dinlemek için doçent doktor Sinem Kocamaz'a bağlanalım. Kendisi Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi kendisi. Hoş geldin Sinem Hanım yayınımıza. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz Sinem Hanım. Şimdi Brexit süreci aslında artık gündeme yavaş yavaş biraz daha kendine çekmeye başladı gündemi ve sürekli bir değişik haber alıyoruz. Özellikle bu son haberde Boris Johnson'ın aslında yenilgisiyle ilgili. Genel hatlarıyla Şöyle bir sizden dinleyelim. Brexit süreci nereye doğru gidiyor? Evet, başından beri zaten çok iyi yönetilemeyen, çok ciddi sıkıntılar yaşatan ve Britanya siyasetinin hiç olmadığı kadar zora sokan bir süreç Brexit süreci. Zaten olmaması gereken bir süreçti. Çok küçük bir oy farkıyla, tamamen popülist söylemlerle gündeme gelmiş bir süreç olarak başladı. Theresa May'le devam eden, yine kötü yönetilen bir süreç. Zaten parlamentodaki bu dağılımla çok da başarılı götürülemeyeceği çok aşikar olan bir süreç. Boris Johnson'ın iktidarı ele almasıyla ve dünkü tarihi diyelim bir anlamda yenilgisi, no parlamento darbesi olarak isimlendirenler de var. Çok daha zor bir aşamaya girmiş durumda. Muhalefet ne olursa olsun anlaşmasız çıkışa izin vermeyecek gibi görünüyor. Çok da haklılar, çünkü anlaşmasız bir Brexit gerçekten ülke ekonomisini ve siyasetini daha da çıkmaza sokacak durumda. Bununla birlikte Johnson istediği kadar bastırsın, bunun için bildiğimiz üzere 9 Eylül'den 14 Ekim'e kadar uzayacak bir parlamentoyu askıya alma sürecini de kullandı, ama buna rağmen yine de bu özellikle muhafazakarların direnişi ve beklenilmeyen belki de çıkış Boris Johnson'ın elini daha da zor hale getirdi. Anlaşmasız çıkış çok kötü bir olasılık elbette. Dediğim gibi ülke özellikle finans konusunda AB-Britanya ilişkileri düşünüldüğünde, ticaret düşünüldüğünde çok daha ülke ekonomisini ve siyasetini zora sokacaktır. Anlaşmalı Avrupa Birliği ile başka bir anlaşmanın imzalanması ve çıkış için bastıracak tabii ki muhalefet. Önümüzdeki haftanın sonuna kadar günlerde, zaten çok kısa bir zamanda tam olarak neyin gerçekleşeceğini göreceğiz, ama her halükarda erken seçim, ki buna da tabii ki muhalefetin itiraz noktaları olacaktır. Çünkü Brexit'i anlaşmasız bir çıkış söz konusu olursa erken seçimle de ayak direyeceğini Corbyn açıkladı. Dolayısıyla yine zor günler bekliyor ve dediğim gibi anlaşması çıkış gerçekten ülkeyi daha da zora sokacak bir durum olacak. Evet, peki efendim, bu Brexit kör düğümü diyelim, özellikle siyasi olarak kaosa dönüşen Brexit sürecinde Boris Johnson'ın yaptıklarını şu an için tabii ki tepkiler geliyor, fakat Boris Johnson'ın ne yapması bekleniyor? Yani nasıl bir önlem alabilir ki bunu anlaşmasız bir Brexit olarak çıkartsın? Öncelikle o noktayı geçmiş durumda diye düşünüyorum. İlk iktidara geldiğinde daha efektif bir anlaşma için, etkin bir anlaşma için uğraşmak söz konusu olabilirdi. Gerçi böyle bir politik anlayışı ya da yaklaşımı da yok kendisinin. Yani başından beri kurgusu anlaşmasız çıkıştan yana. Ancak özellikle söylediğim gibi Kraliçenin desteğini de arkasına alıp 9 Eylül'den 14 Ekim'e kadar sürecek olan parlamentoyu askıya alma durumu gerçekten çok ciddi bir sıkıntıya ve muhalefete sebep oldu. Ülke genelinde, kamuoyunda da, hatta dünyada da. Hepimizde demokrasinin beşiği İngiltere, Britanya siyaseti bile ne hale geldi anlayışı hüküm sürmeye başladı. Tabii ki bunun Avrupa Birliği'ndeki yansıması da oldukça kaotik oluyor. Ülkede kamuoyundaki karşılığı son derece sorunlu oluyor ve Britanya demokrasisi açısından büyük bir hata. Johnson'ın yapması gereken öncelikli olarak elindeki süreyi etkin kullanıp anlaşmalı çözümün nasıl bulunabileceği olmalıydı. Ama dediğim gibi zaten baştan itibaren böyle bir uzlaşmaya girmesi, anlaşmayı tekrardan oylamaya açması ve bir çözüm bulması, özellikle İrlanda sorunu ve buradaki backstop maddesiyle ilgili zaten beklenmiyordu. Stratejisi tamamen anlaşmasız çıkıştan yana. Ama bu kendisini gördüğümüz üzere bu kurgu daha da sıkıntılı bir hale getirdi. Yani bu noktadan sonra çok fazla yapabileceği bir şey yok diye düşünüyorum. Evet, Sinem Hanım, şimdi çok önemli konulara ve noktalara değiniyorsunuz ki bizim ne kadar çok yakından ilgilendiriyor bu Brexit süreci. Bunları da konuşmak istiyorum sizinle, fakat şimdi bir kısa araya girmek zorundayım. Kısa aradan sonra sizinle tekrar devam edeceğiz efendim. Evet. Şimdi kısa bir aradan sonra kapanışa doğruyla tekrar karşınızdayız. Brexit'in Türkiye'ye yansımalarını konuşacağız efendim.
Kapanışa doğru da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sinem Kocamaz Hanım'la birlikte doçent doktor Sinem Hanım. Merhabalar tekrar. Merhaba tekrar. Evet efendim, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz, ancak İngiltere'nin bu Brexit süreciyle ilgili öncelikle bir Türkiye'ye geçmeden önce, şimdi biz Türkiye'yi de değerlendirelim dedik, Türkiye'nin de bakış açısını. Sizin görüşleriniz nasıl? Yani 2019 yıl sonunda Brexit süreci nerede olur? Yani bitmiş olur mu, hayatımızdan çıkmış olur mu, artık gündemden çıkmış olur mu sizce? Hiç sanmıyorum 2019'a kadar sürecin biteceğini öncelikle. Çünkü tahmin edildiğinden de uzun sürdü. Aslında biz işin uzmanları olarak işin çetrefilli hale geleceğini, çok zor çıkabileceğini Britanya'nın hep söylüyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Muhtemelen 2020 Ocak için erteleme kararı çıkacaktır diye düşünüyorum, benim öngörüm. Bu anlamda muhalefetin başarılı olacağını, Lordlar Kamerası'ndan da istedikleri yasayı çıkaracaklarını ve bir uzatma daha alarak yeniden anlaşmanın sağlanması yönünde uğraşacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla önümüz bu yılın sonuna kadar sürecin yine tamamlanacağını düşünmüyorum. Hatta yine dengeler değişirse belki yine Avrupa Birliği ile yola devam etme kararı bile bekliyorum Britanya'dan açıkçası. Bunun da uzunca süre olamayacağı, mümkün olmadığı konuşuldu. May hükümeti buna çok ciddi anlamda itiraz etti. Ama yolun sonunda geldiğimiz nokta, dediğim gibi, Britanya'yı da çok ciddi problemlere sokacak bir süreç haline geldi. Bu bağlamda söylediğim gibi bence kısa vadede sonuçlanmayacağı gibi yeni bir Avrupa Birliği ile sayfa, en azından en kötü ihtimalle anlaşmanın güncellenmesi ve anlaşarak çıkış söz konusu olacaktır ki daha bu uzun pazarlıklara ve Avrupa Birliği ile kartların yeniden oynanmasına sebep olacak bir süreç anlamına geliyor. Evet Sinem Hanım, aslında güzel özetlediniz. Yani biz 2020'de de Brexit sürecini sizinle konuşuyor olacağız. Aynen, buradakim, konuşmaya öyle devam edeceğiz. Tabii kısmetse aynen, diyelim aynen efendim. Peki, evet. Sinem Hanım, şimdi şöyle bir Türkiye'ye yansıması, daha doğrusu Türkiye'nin Brexit sürecinde, Brexit sürecinden nasıl etkilenmez diyeceğim aslında. Çünkü bizim için önemli bir pazar ve Brexit süreci de bizi yakından ilgilendiriyor. Oradaki anlaşmasız ayrılık da aynı zamanda bizleri etkileyecek. İngiltere'nin her ne kadar ekonomisini etkileyecekse de aynı şekilde yurt içine de yansımalarını görüyor oluruz. Sizce nasıl bir gelişme olmalı ki Türkiye bundan biraz daha az bir etkilenmeyle çıksın? Çok doğru söylediniz. Türkiye'yi de çok ciddi etkileyecek bir süreç. Aslında Brexit ilk referandum kararı çıktığında Türkiye'de popülist söylem işte ne kadar iyi oldu, Türkiye'de aslında üyelikten dönmeli, İngiltere ile bambaşka bir ortaklık anlaşması aramızda imzalanabilir, biz ticaret hacmini doldurabiliriz, bu kartı biz oynarız gibi söylemler çok fazlaydı. Ama zannediyorum bunlar çok fazla Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri üzerine kafa yormayan, dediğim gibi, popülist söylemler. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi yakından baktığımızda Türkiye'nin gümrük birliği anlaşması başta zaten ekonomisinin Brexit sürecinden çok ciddi olarak etkileneceğini gösteriyor bize. Etkilenmemesi mümkün değil, çünkü süreç tamamlandığında Britanya bütün 3. dünya ülkeleriyle, gümrük birliği alanındaki Avrupa Birliği üyeleriyle tek tek anlaşmalarını yenilemek zorunda kalacak. Dünya Ticaret Örgütü kapsamında yaptığı anlaşmalar yenilenecek. Bunların tabii ki Türkiye'ye de yansıması olacak. Özellikle tekstil sektörümüz bu anlamda ciddi sıkıntıyla karşılaşacak diye düşünüyorum. Etki nasıl aza indirilebilir? Britanya'nın yine Avrupa Birliği ile uzlaşması bu anlamda gümrük birliği olduğu için Türkiye'yi de bağlayan bir durum tabii ki. Bu bağlamda anlaşma sağlanarak en azından ülkenin, Türkiye'nin de ciddi anlamda zarar görmesini engelleyecek düzenlemelere gidilebilir. Bunun dışında bir seçenek bizim için de söz konusu değil. Kesinlikle anlaşmasız çıkış Türk ekonomisini de ciddi anlamda kötü yönde etkileyecektir. Yani bu başta dediğim gibi sürecin başında ülkedeki popülist söylemlerin çok aksine giden bir süreç. Türkiye ekonomisi için ciddi olumsuzluklar söz konusu anlaşmasız bir çıkışta. Bizi de yine biraz daha rahatlatacak olan Avrupa Birliği ile kuralları ve kapsamı belli, ticaretin daha rahat bir zeminde yapılabileceği bir anlaşma olur. Sinem Hanım, bir de son bir soru sorayım aslında sizlere efendim. Bugün içinde baktığımız zaman May ve Boris Johnson'a, Theresa May ve Boris Johnson'a şöyle bir kıyaslayacak olursanız, ortak özellikleri var mı? Yani Brexit'i becerememe süreci belli ki bir ortak noktaya doğru gidiyor. Fakat sizin gözlemleriniz nasıl? Yani ikisinin şu anda almış olduğu kararlarda neler aynı? Kesinlikle çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum.
benzerlikleri öncelikle siz yine belirttiniz, beceriksizlik kısmında diye söyleyelim. Şu bağlamda aynı hataya Theresa May de düşmüştü ve aynı şekilde muhalefet 29 Mart'ta yasayı çıkartıp 31 Ekim'e kadar uzatmıştı Brexit sürecini Avrupa Birliği ile ilgili. Şimdi de 31 Ocak gündemde. Dolayısıyla iki liderin de süreci çok iyi yönetemediklerini görüyoruz. Süreci taşıyamadılar. Tam olarak Avrupa Birliği ile ilgili çok etkin ilişki kurabildiklerini iki liderin de yine zannetmiyorum ve parlamentonun gerçeğini okumaktan biraz uzak gibi hareket ediyorlar. Yani ne yaparsanız yapın o parlamento denkleminden bu işin oylamanın negatif sonuçlanacağı aslında çok açıktı, özellikle parlamentonun askıya alınması kararından sonra. Dolayısıyla bunu öngörememek gerçekten İngiliz siyasetinin, ki Britanya siyaseti dünyaya ders örnek olarak okutulan bir siyaset, herhalde bu kadar kötü bir dönemi yaşaması, Churchill gibi, Thatcher gibi liderlerden sonra May ve Johnson gibi liderlere geçmesi ciddi bir sıkıntı. Ama şaşırmıyoruz da, çünkü bütün dünyada bu anlamda sağ popülist, çok fazla popülist söylemler üzerinden giden ama politikanın gerçeklerini değerlendiremeyen liderler gündemde. Böyle baktığımızda dünya geneliyle uyumlu ama ülke siyaseti için son derece bahtsız liderler oldular. Dediğim gibi tarihin Britanya siyaseti için en azından önemli böyle Blair'ler, Churchill'ler, Thatcher'larla karşılaştırdığınızda herhalde Muhafazakar Parti tarihinin evet. En kötü liderleriyle bu sürece gitmek durumunda kaldı. Evet Sinem Hanım, kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ederim efendim. Evet, kapanışa doğru da şimdi piyasaları şöyle değerlendirmek için Cüneyt Paksoy Bey'e dönelim, stratejist. Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk Özlem. Evet, şimdi genel hatlarıyla baktığımız zaman yoğun bir gündem vardı. Aynı zamanda bugün de önemli verileri karşıladık. Cüneyt Bey, siz nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle bir küreselden ziyade yurt içini değerlendirecek olursanız. Yani tabii yurt içinde gelen son veri seti, yani büyüme verisi geldi, PMI verisi geldi, artı enflasyon, evet. ihracat. Bütün bunlar Türkiye'nin en azından istenen hedefe doğru gittiğini, özellikle büyüme tarafında dip yapıp yukarıya doğru, nötr tarafa doğru ilerlediğini, enflasyon tarafında Temmuz Ağustos sürprizinden sonra Ağustos ayında tekrar aşağı yönlü gidiş içinde olduğunu, ki orada özellikle üfe tarafında ve çekirdek enflasyondaki 13-13,5'lara doğru geri çekilme çok çok kıymetli. Evet. 46'lardan gelen bir üfe var. Bu makasın tekrar manşet tarafla arasındaki makasın kapanması ve normale dönmesi de çok kıymetli. Bundan sonra en azından enflasyon noktasına, fiyat istikrarı noktasına sene sonu kapanışı için risk primimizi dengeleme fırsatı veriyor Merkez Bankası'na. Bugün ihracat verileri de en azından cari açıkla yaptığımız mücadelede, her ne kadar iç daralmanın ve ithalattaki azalmanın etkisi tartışılmaz. Onun büyüme tarafında da zaten evet. görüyoruz ama en azından kısa vadede kur üzerinde, siyasal ve jeopolitik riskler dışında makro sebeple bir etkinin olmayacağını net olarak görüyoruz. Bu kıymetli. En azından Merkez Bankası'nın son tanımında fiyat istikrarı ve finansal istikrar noktasına Merkez Bankası'nın eli rahat. Önümüzdeki haftaya Merkez Bankası toplantısına yavaş yavaş konsantre olacağız. Artık yavaş yavaş bir yeni faiz indirimi beklentisi de şekillendi. Evet. Ama tabii global tarafı da görmek isteyebilir bizim Merkez Bankası. Bu veriler önemli tabii ki ama global tarafta da FED hala netleşmedi. Piyasaların kafası karışık evet. bence. Dolar endeksi 99 üzerindeydi. Hoş bugün bir 98,5'lara kesildi, tabii. çekildi pardon. Orada Avrupa Merkez Bankası'ndan ne tür bir eylem gelecek? Çünkü ciddi bir söz verildi Eylül'e dair. Brexit'i, İtalya'yı vesaire riskleri idare edecek bir Avrupa Merkez Bankası politikası bekleniyor. Tabii bunları da görmek isteyecektir Merkez Bankamız, onlardan önce masaya gelecek ama ben hani haftanın devamında bu verilerin getirdiği pozitif havanın bizi rahatlatacağını, Merkez Bankamıza da manevra alanının piyasa tarafından da verildiğini görüyorum. Sadece verinin manevra alanı vermesi yetmez. Siz enflasyona bakarsınız, 15 enflasyon, sene sonu bu
Tabii son zamları da işin içine katarsanız, diğer bütün baz etkileri işin içine katarsınız, evet, ve dersiniz ki 13-14 civarı bir kapanış sene sonu olabilir. O zaman şu anki bu politika faizi 19.75, evet, arada 600 bas puan fark var. Bunun belli bir kısmı risk primi. Hı. Geri kalan size yeni bir manevra alanı dersiniz. O zaman Merkez Bankası'na en az 200-300 bas puanda bir manevra alanı tanımlayabilirsiniz ki piyasa beklentilerine bakıyorum. Bu oranlar. Bu oranlar genelde, evet, medyan olarak kullanılıyor ama bunu bir kere de mi yapar yoksa gelişmeleri de görür, hı, adım adım bu faiz indirimlerini mi sürdürür? Orada işte Merkez Bankası'nın da piyasayla bir anlamda testi olacak. Hı hı hı. Çünkü piyasaları domine eden bir Merkez Bankası oluştu. Piyasanın arkasından gelmiyor. Piyasanın paralelinde bir Merkez Bankası var. Bu kıymetli. İletişimde son dönemde çok daha aktif, çok daha açık, çok daha şeffaf bir Merkez Bankası var. Bu önemli. Zaten mevcut dolar-TL kurundaki rahatlama sadece ABD-Türkiye ilişkilerindeki rahatlamadan kaynaklanmıyor. Bu hem veri setinden hem de Merkez Bankası, Hazine Maliye Bakanlığı'nın proaktif bir şekilde dengeli, birbirine paralel politika yürütmesinden de kaynaklanıyor. Özetle önümüzdeki hafta ben de faiz indirimi bekleyen taraftayım. Ne kadarlık bir bas puan? Yine siz de 250-300 dediniz ama o yıl sonu tahmininiz midir? Yani muhtemelen benim için bu toplantıda, hı-hı, hani rasyonel olacak beklenti biraz piyasa beklentisinin altında. Hı hı. Yani 150 maksimum 200 bas puan civarında bir, hı hı, faiz indirimiyle gelirse. Bunun etkisi sadece enflasyon değil aynı zamanda küresel piyasalardaki bu nedenlerden dolayı mı daha düşük tutuyorsunuz beklentinizi? Tabii ki. Yani bu tabii adım adım gidilmesi gereken, hı, bir yol. Çünkü en iyi görmek için daha yapmamız gereken çok şey var, hı, Özlem Hanım. Yani sadece para politikası size enflasyonu kalıcı düşüremezsiniz. Evet. Bir yere kadar düşürürsünüz. Hı hı. Asıl olan ekonomimizdeki iyileşmeye paralel. Çünkü ekonomimizde bir noktadan sonra harekete geçirmelisiniz. Onun enflasyon etkisi de olacak, takdir edersin. Hı hı. Ekonomi, evet, geliştikçe, ekonomi tekrar canlandıkça, tüketim arttıkça bu biraz ithalatı tetikleyecek. Evet. Bu enflasyon üzerindeki baskıyı biraz tetikleyecek. O, evet, zaman sizin yapısal önlemleri asıl sahaya getirmeniz, hı, gerekiyor. Onun için yeni ekonomik programın Eylül ayında tekrar bir Sayın Bakanımız tarafından bir sunumu olacak. Yani defaten birinci ve ikinci yeni ekonomik program açıklamalarında ben bizzat oradaydım. Şimdi bizim beklentimiz yeni dönemde, hı hı, meclisin açılmasıyla da birlikte çok daha hızlı bir yapılanma süreci. Hı hı. Yani yapısal reformların adı konmuş yargı, hı hı, vergi, eğitim alanındaki, hatta tarım ve hayvancılığı da kapsayan, evet, o hal yasasının, hı-hı, çıkması vesaire. Diğer bütün bakanlıkların master planlarının, işte ihracatla ilgili master plan açıklandı. Evet. Onun varsa gerekli kanunlarının çıkarılması vesaire. Hızlı bir meclis şeyi bekliyorum, çalışması bekliyorum. Hı-hı. Ana ajandanın da ekonomisi olması gerekiyor. İşte o zaman sizin sadece para politikaları değil, kalıcı olarak enflasyonu 2020 ve sonrasındaki hedef olan tek hanelere, 9'lara, sonra 6'lara indirme şansınız olur 200 senelik perspektifte. Ama bunları yapmadan sadece para politikasıyla giderseniz dışarıdaki kırılganlıklara karşı maalesef etkilenme riskiniz de diğer gelişen ülkelerdeki gibi oluyor. Ha, bir Arjantin değiliz, hep kıyaslandık bugüne kadar CDS'lerimizdeki, kesinlikle, yükseklikten dolayı, evet, ama kesinlikle değiliz birçok sebepten dolayı. En az 10 sebep sayarız ama neticede bizim de yapmamız gereken bir şeyler var. Onun için 150-200 bas puanlık bir indirim, 425'i hazmetmiş bir piyasanın Merkez Bankası'na dönüşünü, return'ünü, fiyatlamasını rahatlatır. Bu önemli. Hı hı. Artı yavaş yavaş mevduat faizleri zaten geri geldi. Hı hı. Bir miktar daha gelir. O ticari kredilere yavaş yavaş ve konut otomotiv kredilerine, özel sektör, evet, bazında, özel sektör bankacılığı bazında, kamu zaten indiriyor, hı, ama özel sektör bankacı da katılır. Ha, bunun adım adım olması bizim kârımızadır. Ha, 200'ün üzerinde bir indirimle de gelebilir. Orada bir miktar kurda hareketlilik de oluşabilir. Hı. Orada da, aslında oradaki hareketliliği şöyle bir hatırlayacak olursak, 425 bas puanda çok da böyle bir yukarı yönlü dolar-TL kurunda bir yukarı yönlü hareketlilik olmadı. Acaba etkisi Fed'in de alacak olduğu kararla bağlantılı olabilir mi? Tabii, fiyatların içindeydi Özlem. Hı-hı. Yani bir, hı-hı, ciddi şekilde piyasa kendi faizini zaten Merkez Bankası toplantısı öncesi 17'lere 18'lere getirmişti. Evet. Yani orada siz 24'te kalamazsınız. Doğru.
kalmamalısınız da. Manevra alanı var. Enflasyon düşüyor. Enflasyon 15'lere gelmiş. Arada 900 bas puanlık bir risk primine ihtiyaç yok. Piyasa zaten buna kani olmuş. Hem 10 yıllıklarda hem gösterge tahvilde bunu fiyatlamış. Orada siz o pası vereceksiniz. O fiyattan içinde. Hı hı. 425 onun için etkili olmadı. Ama orada iki ana sebep daha vardı. Biri S-400 sürecinin problemsiz şimdilik. Katsa'nın gerektirdiği o yaptırım sürecine evrilmemesi. Hali hazırda Türkiye-ABD ilişkilerinde iletişimin normal gitmesi, pozitif gitmesi. İkincisi de FED ve ECB gibi majör merkez bankalarının genişlemeci tarafta olması. Ha ben FED konusunda henüz kani olmuş değilim. Değil mi? Orada bir kafa karışıklığı var. Aynen öyle. Evet. Yani Eylül ayı çok önemli. Doğru. Eylül FED toplantısı, Eylül ECB yani Avrupa Merkez Bankası toplantısı çok çok önemli. Hı. Tabii Christine Lagarde'dan sonra Avrupa Merkez Bankası çok daha önemli olacak. Orada çok daha agresif bir piyasacı Merkez Bankası göreceğiz muhtemelen ama benim için şu FED'i bir görelim de, bir FED'i yani çünkü bir ironi var. Volatil endeks VIX 20'lere yakın. Artı FX piyasalarının volatilitesi yavaş yavaş yukarı yönlü bir boy göstermeye başladı bu problem. Artı dolar endeksi demin de konuştuk, niye 98,5-99'larda? Ve ABD borsaları bir türlü yukarı yönlü momentum kazanmıyor. Evet. Hepsi FED'i bekliyor. FED hakikaten indirim yapacak mı? İndirimle beraber söylemleri önümüzdeki döneme dair yeni indirimleri tetikleyecek mi? Piyasa bunu fiyatlamaya başlayacak mı? Bunların hepsi önemli olacak. Ama ola ki bir FED sürpriz yaparsa o zaman... Nasıl bir sürpriz mesela hocam? Hep bir faiz indirimi yapmayıp biz bunu gelecek verilere... Yani 50 bas puan yapar diye sürpriz beklediniz siz de. Çok pozitif. O değil mi? Yani pozitif. Onu yaparsa tabii o bir anda gelişen piyasalarda ciddi bir rally yaratır ve ABD'li son dönem gelen yatırım bankalarının raporlarını onaylar. Gelişen piyasalara dair ucuzluğu çok öne çıkaran raporlar var. Çünkü Türkiye'de bundan en iyi faydalanan ülkelerden biri olur. Evet. Görece kesinlikle. Değil, net ucuzluğu sebebiyle. Özellikle hem bono tarafında hem borsa tarafında bunu hemen fiyatlarız. Ama 50 bas puan değil, 25 bas puan değil. Hiçbir şey yapmayıp beklentileri ötelerse piyasalar biraz bir kasılır. Biraz... Bunu yapma ihtimali de yüksek olasılık gibi sanki değil mi? Yani 25 bas puan evet %70-%80 tahminler arasında ama bu ikinci seçenek de biraz da baskın gibi. Yani beklenti anketlerine bakıyoruz %100 de gitmiyor. Evet. Daha önce Temmuz'da %100'dü. Ya da %90 gitmiyor. %90 değil gitmiyor mi? Aynen öyle. Bravo. Yani Temmuz'da aslında yaptı ama istemeden yaptı görünümü Mecbur. Verdi. Jackson Hole'de de bunu değiştirmedi. Aslında bu yaptığı hareketle de çok iki tarafı da memnun etmedi. Hem piyasaları memnun etmedi, aynı zamanda Donald Trump'ı da memnun etmedi. Yani niye yaptı? Aslında o da tartışılır mı? Yani risk primi dedi işte sigorta. Yani ya Amerikan ekonomisi ileride problem yaşayacaksa ben önden bir sigorta primi verdim. Piyasalara bir marj verdim dedi ama sonrası için söylemleri bu bir döngünün başlangıcı değil dedi. Yalın gibi konuştu. Evet. Ben açıkçası hani bizim belki görevimiz o değil. Bizim görevimiz sadece analiz etmek, öngörüde bulunmak ama Yellen ve Bernanke dönemlerine göre Powell dönemini biraz daha şu ana kadar düşük tempoda kaldığını görüyorum. Çünkü ya piyasanın desteklediği şu an Trump'ın arkasında bir piyasa efekti var. Bu faiz indirimini istedi, aldı ve dahasını isteyen bir piyasa efekti var. Piyasayla bir yere kadar mücadele edersiniz. Çünkü piyasa size en net cevabı fiyatlama ile verir. İşte S&P 500 endeksi %10 geri geldi. Evet. Sadece Powell'ın bir cümlesiyle bu döngü değil. İşte bir risk indirime rağmen %10. Beklentiler alınır, gerçekler satılır değildi o. Evet. O net olarak Powell'ın belirsizliği piyasaların kafasına enjekte etmiş. Şimdi piyasa istiyor. Gelmediği andan itibaren piyasa... Piyasa ne kadar istiyor hocam? Yani en azından 25 bas puan ve Kasım ya da Aralık'ta bir 25 bas puan daha. Yani 1-2 faiz, adı daha bekliyor. Ama 50 bas puan, bugün Bullard'ın açıklaması vardı, agresif gelmeli dedi. O agresiften kastı herhalde 50 bas puan yap, bir de 25 yap. Seneyi toplamda 100, yani 25 Temmuz'da da var. Evet, yüzde tamamla demek. Ama o da çok öncül olur. Bu sefer piyasa 3 ay sonra şunu sorar, ne oluyor? Niye böyleyiz? Ha, dolar endeksinde geri getirir mi Fed'in bu adımları? O da tartışılır. Yani neden dolar endeksi güvenli liman efekti gibi görülüyor? Ben açıkçası bunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü ABD, Trump seçime giderken, yaklaşırken
rekabetçi kuru alamazsa Fed'i çok baskılar, bu piyasaları rahatsız eder. Ya da Amerikan hükümetinin de direkt müdahale etme bütçesi de var, hakkı da var. Bugüne kadar pek kullanılmayan bir şey bu. Genelde bu politikayı Fed'e bıraktılar. Bunu kullanırsa işte o zaman işler biraz karışabilir. Evet hocam, şimdi aslında yurt içinde çok yakından takip ettiği Fed'in kararı mutlaka doları tarafında dengeliyor olacak oradaki süreç. Fakat bir de Avrupa tarafı var bizi yakından etkileyen. Avrupa Merkez Bankası'nda kararı olacak. Bu Boris Johnson'ın da bu başarısızlığı eklendi üzerine ilave. Brexit süreciyle ilgili de az önce de siz de dinlediğiniz yorumları. Biraz kafalar orada da karışık diyebiliriz. Ya Avrupa Merkez Bankası sizce nasıl bir karar alır ve bunun yansıması nasıl olursun? Yani Fed'i diyelim ki hadi 25 bas puan yaptı. Bir de üstüne Avrupa Merkez Bankası'nı koyalım. Bir kere Avrupa Merkez Bankası TLTRO'ya başlamalı. Yani bankalara likidite verme operasyonunu Eylül'de başlatacağım demişti. Onu başlatmalı. Ne demek bu? Siz tahvil almıyorsunuz direkt ama bankalara likidite vererek bankaların tahvil alımının devamını sağlıyorsunuz. Ve bankaların bilanço yapılarının korunmasını sağlıyorsunuz. Bu bir. Bunu bir kere vermeli. Çünkü sözünü verdi. İki, Mario Draghi artık görev Ekim gibi devredecek. İtalya gibi bir riski bertaraf etmesi için bir İtalyan başkan olarak oraya bir pas atması gerekir bence gitmeden. Lagarde'a da yardımcı olması lazım, aynen. Orada da bir faiz indirimi bir 10 bas. Yani aşağı doğru bir 10 bas puan. Bu tamamen sinyal etkisi tabii. Zaten negatif olan bir şeyin daha da aşağı evrilmesi ne kadar sağlıklı, o da tartışılır ama. Kesinlikle. Ama sözü verildi maalesef. Ama daha orada önemli adım ECB'nin tahvil alarak masaya geri dönmesi. Yani parasal genişlemeye bıraktığı yerden devam etmesi. Geçen sene Mario Draghi tamam artık bu iş bitti, biz sıkılaştırmaya gidiyoruz mesajı verdiğinde ben net olarak o dönemki yayınlarda da, sonraki yayınlarda da ve makalelerimde şunu dedim. Bir dakika, İtalya var. Bir dakika, Brexit çözmedin. Evet. Bir dakika, sen Mali Birliği'ye geçmedin. Avrupa Merkez Bankası olarak nereye gidiyorsun? İşte zaman bizi bir şekilde haklı çıkardı. Avrupa'nın öyle ya da böyle sorunlarını tam olarak bugün Almanya işte. Resesyona giden bir Almanya'yı konuşuyoruz. Kesinlikle. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri, Avrupa'nın lokomotifi bir ülkenin. PMI'larına bakıyoruz, büyüme verisine bakıyoruz, diğer verilerine bakıyoruz. Bundesbank'ın da onayıyla, resmi onayıyla bir resesyondan bahsediyoruz. Bu ortamda Avrupa Merkez Bankası'nın artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini. Fed gibi seçeneği kalmadı. Kalmadı. Öyle bir duraksama, çünkü Fed'in elinde veri seti var. Bakıyor. Şu an için gerekli değil diyebilir. Evet. Kendini savunabilir ama ECB'nin öyle bir ihtimali yok. Tahviller acayip geri geldi. Ciddi bir tahvil rallisi var. Evet. Ha, Avrupa Merkez Bankası ve Fed'den sonra benim gözüm tahvillerde olacak. Özlem, oradaki hareketler çok belirleyici olacak hisse senetleri içinde. Yani bir sene sonu rallisi, Noel baba rallisi denir ya tırnak içinde. Herkes böyle bir hareket bekliyor. Global piyasalarda gelişen piyasalara sirayet eden, etkileyen ve bizi de içine alan. Tamam, güzel, evet ama bu hiçbir şey, yani hiçbir sorun yok anlamına gelmiyor, her şey muhteşem anlamına gelmiyor. Biraz temkinli izlememiz gerekiyor gibi geliyor bana. Piyasa efektleri karmaşıktır. Evet. Neden bu kadar güvenli limanda kalmak isteyen bir piyasa var? Dolar endeksi 99 iken niye altın 1550'lerde? Niye negatif reel faiz veren ülkelerin sayısı günden güne artıyor? Evet. Niye tahvili rallisinde? Yani hangi beklentiyle sen o tahvili alıyorsun artık? Evet. Negatif. Evet. Negatifin negatifi nereye kadar negatif? Yani bu bankalar için de sürdürülebilir bir durum değil. Evet. Bu bir yerde normalleşecek ama bütün bunları anlatmamızın tek sebebi var. Avrupa Merkez Bankası en az bilançosunu %25'i kadar daha genişlemek zorunda. Onu net olarak söyleyeyim. Yoksa İtalya tahvillerini kimseye satamazdı. Evet hocam, aslında şimdi süremizin de sonuna geldik ama bakalım merkez bankalarının alacak olduğu kararlar büyümeyi ne kadar etkileyecek. Onu da Eylül ayında bir sizinle tekrar değerlendiriyor oluruz efendim. Evet. Bakalım aslında biraz da jeopolitik riskler mi şu an için gündemi fiyatlıyor, değil mi? Merkez bankaları dediğiniz gibi eksiye gide gide nereye gidecek? Aynen. Değil mi? Peki efendim, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, kapanışa doğrunun böylece sonuna geldik. Stratejist Cüneyt Paksoy bize hem bu ayı aynı zamanda günü değerlendirmiş oldu efendim. Tekrar görüşünceye dek.